Ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Birleşmiş Milletler'de düzenlenen çocuğa karşı şiddetin önlenmesi ve iyileşme günü etkinliğinde konuştu sayın seyirciler. Erdoğan daha sonra Türk Evi'nde düzenlenen Türkiye Dokuma Atlası etkinliğine katıldı. Çocuk ve istismar kelimelerinin yan yana gelebilmesi dahi vicdanlarda unulmaz yaralar açıyor. Bu insanlık suçu kötü huylu bir tümör misali. Ne yazık ki bütün toplumlarda ve dünyanın her yerinde gün geçtikçe yükseliyor, dahası organize bir hal alıyor. Çocuğa yönelik şiddeti insanlık suçu olarak nitelendirdi. Şiddetin engellenmesi için güç birliği yapma çağrısında bulundu. Yeryüzünün bütün çocuklarını kendi çocuklarımız bilerek dehşet verici eylemlerin son bulması için güç birliği yapmalıyız. Çocuklara uzanan insanlığını kaybetmiş kirli ellerin evlatlarımıza ulaşamadan kırılması için bütün uluslararası mekanizmaları ivedilikle harekete geçirmeliyiz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Birleşmiş Milletler'de düzenlenen Çocuğa Karşı Şiddetin Önlenmesi ve İyileşme Günü etkinliğinde konuştu. Çocukların korunmasında ailelere önemli görevler düştüğünü söyledi. Devlet ve toplum ne kadar hassas ve hatta daima tetikte davransa dahi bir çocuğun en iyi korunabileceği yer sevecen ve güvenli bir aile ortamıdır. Emine Erdoğan daha sonra Türk Evi'nde düzenlenen Dokuma Atlası projesi programına katıldı. Anadolu'nun çeşitli yörelerine özel, paha biçilmeyen Türk kumaşlarının yer aldığı sergiye ilgi yoğundu. Erdoğan diğer ülkelerin First Lady'lerine Türk tekstil ürünlerini bizzat tanıttı. Emine Erdoğan'ın himayelerinde yürütülen Türkiye Dokuma Atlası projesi Türk dokuma kültürünün yaşatılması ve zengin kültürel birikimin geleceğe aktarılmasını amaçlıyor. Osmanlı döneminde Avrupa'da paha biçilemeyen Ankara sofu, Bursa ipeği, İstanbul kadifesi ve Üsküdar çatması Türk kumaşları olarak nam salmışlardır. Bu başarı dokumanın değerinin yanı sıra desenlerdeki sanatkarlığın ve elbette eşsiz renklerin eseridir. Programda kısa bir konuşma yapan Emine Erdoğan, Türkiye dokumasının dünya pazarlarındaki potansiyelinin önemine dikkat çekti. Endüstriyel üretimin kimliksizleşmeye yol açtığını söyledi. Günümüzün en büyük açmazlarından birisi, hiç kuşkusuz endüstriyel üretimin beraberinde getirdiği kimliksizleşmedir. Oysa hep birlikte geleneksel dokumalarımızı global pazarlarda tanıtarak özellikle tek tipleşmeye karşı panzehir üretebiliriz. Türk Evi'ndeki programdan kameralara işte bu renkli görüntüler de yansıdı. Emine Erdoğan Türk Evi'nde Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro'nun eşi Veronica Garcia'yı da ağırladı. Samimi bir ortamda gerçekleşen görüşmede kadın hakları, eğitimde fırsat eşitliği ve atık yönetimi konusunda First Lady'ler görüş alışverişinde bulundu. Emine Erdoğan görüşmenin ardından yaptığı sosyal medya paylaşımında sıfır atık projemizle ilgili deneyimlerimizi paylaşarak atık yönetimine dair işbirliği alanlarımızı görüştük. Kadın liderliğinin güçlendirilmesi ve eğitimde fırsat eşitliği konularını ele aldık. Kendilerini ülkemizde ağırlamaktan duyacağım memnuniyeti belirttim ifadelerini kullandı.